Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Supi hocamızla birlikte videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Supi hocam, bu videoda neler göreceğiz? Evet, herkese merhabalar sevgili arkadaşlar. Artık konunun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sıradaki konumuz arkadaşlar, comparing city and countryside, yani şehirle kırsal kesimi, yani köyleri kıyaslayacağız. Daha önce kıyaslamanın nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Şimdi onu uygulamalı olarak göstereceğiz. Evet Nagihan'cığım, şimdi look at the picture below and think about the differences. Şimdi aşağıdaki resme bakınız diyor, aradaki farklılıkları düşünün diyor. Şimdi ben şuradan resmi kesiyorum. Nasıl farklılıklar görüyorsun? Burası bir şehir, metropol gibi görünüyor. Yüksek binalar, gökdelenler. Burası daha tatlış bir kasaba gibi, köy gibi. Güzel. Görünüyor. Şimdi bu iki resmi şöyle kapatırsam, yani sence hangisi daha yaşanabilir, yaşanmaya değer? Bence kesinlikle hangisinin bu. Havası daha temiz? Burası. Hangisi daha güvenli? Burası. Hangisi daha kalabalık? Burası. Hangisi daha sağlıklı bir yaşam tarzını barındırıyor içerisinde? Burası. Burası. Her şey burada ya, burayı. Güzel. Yüksek katlı binalar. Peki hangisi daha eğlenceli? Bence burası. Güzel. Kimine göre köy sıkıcıdır. Ben de çok seviyorum. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Resimde de görüldüğü üzere şehirler bina olarak, havası olarak, nüfusu olarak, yaşam zorluğu açısından ne düşünüyorsun? Tabii ki de burası aslında daha zor. Ama tabii şey, yani iş imkanları falan daha çok olduğu için şehirde belki o köye de bağlı. Yani biraz tartışmalı bir konu olacak. Bunu biraz tartışabiliriz. Güzel. Şimdi tartışalım bakalım o zaman. Evet, iki kişi böyle gezmeye çıkmış, böyle dağ bayır dolaşıyorlar ve başlıyorlar. What a peaceful place, isn't it? Gerçi bunu kızın okuması lazım ama sen oku istersen. What a peaceful place, isn't it? Yes, you're right. I will not live in the city when I'm retired. Why do you think so? Because city is more crowded and noisier than country. I am sure I'll be much happier and healthier in the country. Countryside de diyebiliriz. Buna country de diyebiliriz arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Kırsal kesim anlamına geliyor. Evet. That's true. Country is more peaceful and silent than city. It is also cheaper and less crowded, so you can feel more relaxed. I agree with you. Tabii ki katılacaksın. Güzel. I agree with you. Şimdi bakalım arkadaşlar nasıl bir konuşma geçiyor. Ne kadar peaceful. Şimdi peace, barışçı, huzurlu. Evet. Ne kadar huzurlu bir yer diye böyle iç geçirmiş kızcağız. Evet demiş, haklısın. Ben emekli olunca şehirde yaşamayacağım diyor. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü şehirler daha kalabalık ve daha gürültülü kırsal kesimlerden. Ben demiş ki eminim kırsal kesimde daha mutlu ve daha sağlıklı olacağım. Ben de. That's true. Bu doğru. Şehirler, kırsal kesimler çok more peaceful. Huzurlu, daha ve huzurlu sessiz, ve sessiz. Daha huzurlu ve sessiz şehirlerden. It's also ucuz. Aynı zamanda daha ucuz ve less crowded. More daha fazla demek, less'e daha az anlamına geliyor. Daha az gürültülü. Daha az crowded. Less people live. Daha az insan yaşıyor. Dolayısıyla daha az kalabalık. So you can feel more relaxed. Daha rahat hissedebilirsin. I agree with you diyor. Sana katılıyorum. Bakalım şimdi. Şimdi biz kıyaslama yapacağız ya. Kıyaslamayı neye göre yapacağız? Bazı sıfatlar kullanacağız. Şimdi zıt anlamlılarıyla kelimeleri işleştirelim istersen. Tall ne demek? Short. Tall ne demek? Uzun. Short. Kısa. Hop. Eşleştirdik. Clean ne? Temiz. Dirty. Kirli. Cheap. Ucuz. Expensive. Pahalı. Hallettik. Quiet. Sessiz. Be quiet. Noisy, gürültülü. Şşt, relaxing. Sakin, rahat böyle. Hı-hı. Relax. Diğeri sağlıksız mı? Hard. Dangerous değil. Tiring. Relaxing, mi? Rahatlatıcı. Tiring de yorucu. Değil mi? Healthy. Sağlıklı. Evet. Unhealthy, sağlıksız. Safe. Güvenli. Evet. Güvenliğin tersi ne? Tehlikeli. Dangerous. Güzel. Easy. Hard. Kolay, zor. Boring. Sıkıcı. Enjoyable, eğlenceli, keyifli anlamına geliyor. Hatırlarsanız arkadaşlar biz ne yapmıştık? Kısa sıfatların sonlarını er getirmiştik. Daha anlamı katmak için. Uzun sıfatların başına more getirmiştik. Onlara daha anlamı katmak için. Bakalım şimdi bunları nasıl kullanacağız? Şimdi city, countryside. Bu kişisel görüş olduğu için cümlenin başına bence anlamına gelen, istersen I think ya da to me ya da
in my opinion gibi ifadeleri kullanabilsin. Relaxing, rahatlık açısından sence hangisi daha rahat? Şimdi 8-9 tane cümle yazacağız. O zaman? Daha countryside. Countryside is more relaxing. Relaxing than city. Güzel. Ben şuna takıldım da kalem ucu gibi dağlar. Evet, kalem şey yani kalemlerin şeyi ataları bunlar, dağlar. Bunu bilmeyen de ne bileyim. Değil mi? Evet, peaceful. Huzurluluk anlamında. Yine şey, countryside. Countryside is more peaceful than city. More peaceful than city. Güzel. Noisy. Ve kalabalık. Güzel. Noisy. City is more değil. Noisy kısa bir sıfat olduğu için ne yapıyoruz? Noisier than countryside. Devam ediyoruz. Crowded, kalabalık anlamında. Yine city. City ya. City is more crowded. Than countryside. Evet. Clean neydi? Healthy. Temiz. Temiz. Sence hangisi daha temiz? Bir arada kullanabilir miyiz hocam? Mesela... Kullanabiliriz de ben hani 9 tane hatta 8 tane var. 9 tane bıraktım çünkü sonuncusunu sana buradaki sıfatlardan bir tanesini seçtirip yaptıracağım diye 9 tane bıraktım. Tamam. Seni düşündüğüm için. Evet. Clean. Hani şöyle bir cümle kurabilir miyiz yani? Nasıl yani? Daha temiz tabii ve ki, sağlıklı. Tabii ki. Neresi? Countryside daha öyle. Hadi kullanalım o zaman. Seni mi kıracağım? Countryside is cleaner. And healthier. Than city. Olabilir. İkisinde aynı cümle. Temiz ve sağlıklı. Tamam, kullandık. İkisi de gitti. Aşağıları diğer taraftan doldururuz. Cheap. Hangisi ucuz sence? Her şeyin tarlanda yetiştirdiğin. Ev kiraları düşük olduğundan dolayı. Dolayısıyla countryside is cheaper than city. Güzel. Expensive. City. Pahalılık tam tersi. City is more expensive. Than countryside. Şimdi gelelim diğer sayfaya. Daha bir önceki sayfaya. Quiet ya da safe sessizlik kullanabiliriz. Güvenlik anlamında ne düşünüyorsun onu merak tabii ediyorum. Tabii ki de köylerde. Bence diye başlar mısın? Çünkü burada hem şehirde hırsızlık var. Ne bileyim kapkaç vesaire her türlü şey daha tehlikeli. Evet. Aynı zamanda otomobiller çarpması ihtimali daha fazla. O zaman cümlenin başına I think getiriyoruz. Evet. The countryside is Safer. Aslında bu bile yeterli biliyor musun? Hı hı. Bence daha güvenli. Uzatacaksan than city. City evet. Diyebilirsin. Başka? Sıkıcılık ve eğlenceli konusunda bu da kişiye göre değiştirdiğinden dolayı. Enjoyable. Tabii, tabii ki. O zaman. I think. Bunda to me diyelim. Farklı bir kelime kullanalım. Bana göre. Evet. I think to me. Countryside is. More. Enjoyable. Than city. Tabii ki de daha eğlenceli. Kumla oynarsın, ağaçtan meyve toplarsın, toprak kokusu. Kızım eve girmiyor, köye gidiyor. Öyledir ama evet. Sokakta oynamak ne güzeldir. Hop. Şimdi de text. Textimiz var da, textimizin evet. True false'ları var arkada galiba, gördüm. Şimdi arkadaşlar, I am Daniel and this is my wife Carol. Ben Daniel, bu da benim karım Carol. After working for 30 years in the city. Şehirde 30 yıl çalıştıktan sonra we decided to return our village. Köye, kasabamıza dönmeye karar verdik. There are many reasons for this. Bunun için çok fazla sebebimiz var. First, öncelikle, life is more difficult and stressful in city. Öncelikle yaşam city'de, şehirde çok stres, daha stresli ve zor. Zor ve stresli. It is noisier than village. Kasabadan daha gürültülü. Because there are lots of vehicles. Çünkü çok fazla araç var. Yani gerek otomobil gerek işte büyük araçlar, kamyon vesaire. There are many people.
So, it is more crowded. Bu yüzden çok kalabalık. Daha kalabalık. Burada kıyaslama var. It is also more expensive. Daha pahalı. Ayrıca daha pahalı. And air is dirtier. Hava da kirli. However neydi? Ancak, ama, fakat air is cleaner here in village. Kasabada, burada hava diyor temiz. Daha temiz. Daha temiz. It is quieter. Daha sessiz. And more peaceful than city. Şehirden daha huzurlu. It is also cheaper. Ayrıca da daha ucuz. We grow vegetables and fruit on our farm. Çiftlikte, bahçede meyve sebze yetiştiriyoruz. And don't pay, give money for milk or egg. Ve bunun için, yani süt için, yumurta için para ödemiyoruz. Ödemiyoruz. There are fewer people around. Etrafta... A few neydi? Seversin sen. Genelde five diyordun buna. Birkaç. Fewer people, daha az insan var. Daha az insan var. And they are friendly. Birçok arkadaş canlısı hepsi. In short... Kısaca... We feel happier here. Burada mutlu hissediyoruz. Kendimizi daha mutlu hissediyoruz demiş. Köye dönmüş Daniel ve eşi Carol. Evet. Şimdi bu metne göre... True mu, false mu ona bakacağız. More people live in the city than village. Kasabadan daha çok insan yaşıyor diyor şeyde. Şehirde. Evet. True tabii ki. Air in city is cleaner than the air in village. Kasabanın havasının... Tam tersi. Air in city... Hayır, şuradan başladım ben de sonunda. Şehrin havası temiz diyor. Hayır, kasabanın havası daha temiz. Dolayısıyla false. False. Şöyle false yapalım. Life is cheaper in village. True. Ne diyor? Hayat kasabada daha ucuz. City life is more peaceful than village life. False. Ne diyor? Şehir yaşamı daha huzurlu kasaba yaşamından. False. They spend less money in village because they grow vegetables and fruit. False. They spend less money in... More neydi? Daha çok para. More daha çok demek değil mi? Daha kasabada fazla. Daha fazla para. Less yazıyor. Less, kasabada daha az para harcıyoruz. Çünkü kendim şeyi yetiştiriyoruz. Meyve sebze yetiştiriyoruz. True. Kasabada az para harcıyorlar onlar. Çünkü daha sebze meyve yetiştiriyorlar. They feel happier in village. True. Kendilerini mutlu kasabada daha mutlu hissediyorlar. Ben de emekli olursam bir gün inşallah durmayı düşünmüyorum İstanbul'da. Evet, şimdi doğru yere tik atacağız. More peaceful. Bu metne göre. More village. Peaceful hangisi? Village. Huzurlu. More expensive. Pahalı olan city. City. More stressful. City. More crowded. City. More difficult. City. Noisier. City. Cheaper. Village. Cleaner air. Village. Quieter. Village. Dedik ve sonlandırdık tablomuzda arkadaşlar. Evet. Bu Evita'yı yarışmasında gibi hissettim. Kendimi evet, sonra... çok hızlı sordunuz. Şimdi bayılırsın karışık olarak verilen kelimeleri cümle içerisinde sıraya sokmaya. Çok ve başla severim. Bakalım. Cheaper, ucuz demekti. Daha ucuz. Daha ucuzu kıyaslayacaksak. O zaman. Kasaba, şehirden daha ucuz diyeceğiz. O zaman cümlenin başına. A village. Bir köy. Is cheaper. Cheaper. Than a city. Güzel. Quieter, sessiz diyeceğiz. Evet. A village. Is quieter. Than a city. Güzel. Stressful. Daha stresli diyeceğiz. Şehir diyeceğiz o zaman. City is more stressful. More stressful. Than village. Evet. Daha az insan var diyeceğiz kasabada. Evet. In village diyeceğiz en sona. Hadi bakalım, yazdım in village. There are fewer. There are fewer. Village. Kasabada daha az insan var. There are fewer people. In village bayağı uzağa yazmışız. Şu aradaki mesafeyi. There are fewer people in village. Güzel. Arkadaşlar bu şekilde cümlelerimizi karışık olarak veren cümleleri sıralamaya alabiliriz. Bir saniye. Nagihan bana bir buçuk dakika falan ver. Bir sonraki kağıda geçmek için 1,5 dakika falan ver bana. Ah hocam, ne yapacağız sizin bu kadar? Vallahi sorma, ben bir kağıt arasında geçiş yapamıyorum. Devam edelim. There is more garbage in streets of cities and villages are cleaner than them. Garbage, çöp demek. Şehrin caddelerinde, sokaklarında... Daha fazla çöp var. Ve şehirler, köyler bunlardan daha temiz. Daha temiz demiş. Which sentence has the same meaning? Hangi cümle aynı anlama sahiptir? Hadi bakalım.
Kasaba City'den daha kirli. Hayır. Değil. City kasabadan daha güzel. Ne alaka? Değil. Sus. Tam bir de böyle cümle kurmaya. Kasaba City'den daha heyecan verici. Ne alaka? City, şehir, kasabadan daha kirli. Evet. Evet. Doğru evet. Cevabımız bu. Fark ettin mi? Yukarıdan alınca daha evet, sabuk sayfaya geçtim. The number of people living in cities are much more than the number in villages. Nokta. Evet. Ne diyor? İnsanların numaraları mı? Buradaki numara anlamı dediği rakam, sayı anlamında. İnsanların sayısı. Hangi insanların? Yaşayan. Nerede? Şehirde. Tek tek gidiyor. Gitmeyecekti. Şehirde yaşayan insanların sayısı. Evet. Daha fazla. Kasabada yaşayan insanların sayısından daha güzel. Fazla. Güzel. Hangisinin farklı bir anlamı vardır demiş. Tamam. Evet. Cities are more crowded than villages. Evet, şehirler daha kalabalık kasabadan diyor. Doğru. Doğru. Kasabalar city'lerden, şehirlerden az, daha az. More daha çoktur, less daha azdı o zaman. Daha az popülasyonu nüfuslanmıştır. Evet. Doğru mu? Kasabalar daha az, evet. Daha az. There are more people in cities than villages. Kasabadan daha çok insan var şehirde diyor. Şehirde kasabadan daha çok insan var, evet. Beyin yandı değil mi? Kim nerede yaşıyor böyle değil. Evet, cities have less people than villages. Daha az insan, şehirde daha az insan var kasabadan. No. Yani bu olmaz tabii. Bunun farklı bir anlamı var arkadaşlar. Dolayısıyla ben de bakıyorum Nagihan'cığım niye böyle yanlış yapıyorsun diye bakıyorum. Evet, doğru cevap arkadaşlar. Daha doğrusu farklı bir anlama sahip olan seçenek D seçeneğiydi. Ve böylelikle artık ünitemizi de sonlandırmış oluyoruz sevgili arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın.